Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün Kayseri Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Mehmet Baba Yiğit ile röportaj yapacağız. Muhtarım çalışkan ve özverili bir arkadaşımız. Mahallenin altyapısını muhtar seçildikten sonra yapılması için mahallenin bir kısmı büyük çoğunluğu yapılmış. Ancak yeni yerleşim alanındaki binaların altyapısı kanalizasyonu yapılmamış. Bunun nedenini sizle soruyoruz efendim. Yapılmamış derken şöyle. Daha önceden iler olmasını yapmış olduğu köy. Evet. Yerleşim alanı. Evet. Ben bunu bir de muhtarım lafınızı kesmez. Yani bu hep ağır tonajlı araçlar geçiyor. Evet. Maden mi var burada? Efendim? Burada maden var. İşte bu yolun da dışarı çıkmasını istiyoruz. Evet. Buraya bir çevre yolu mutlaka yapılmalı. Gazi'de Gülpınar tarafında gördüm. Orada çok güzel bir çevre yolu yapmışlar ağır tonajlı araçlar için. Bu çevre yolunun biz burada da Kamber Mahallesi'nde de yapılmasını ne yapıyoruz? Aynı istiyoruz. Sıkıntılar. Mesela köyün okulu vardı karşıda. Evet. Çocukların doğrudan asfalta çıkıp onların ne kadar tehlike arz ettiğini de sizler de görüyorsunuz yani. Bunu biz defalarca dile getirdiğimiz halde hiçbir zaman işte burada dediler işte siz bize yol göstereceksiniz. İşte arsa vereceksin, işte tarlalarla. Biz bunu yapamayız abi. Devlet gelip de bunun imkanı bizlere burada yardımcı. Yetkililer yapmalı. Tabii ben şunu ben şunu söyleyeyim başında, şunu da yarım bırakmayayım. İşte bu altyapının bir takım bazı yerlerde yapıldığı yeni yerleşim alanlar, imanlı yerlerin şeysi kaldı. Bir kısım altyapısı. Biz bunu da talep ettiğimiz halde işte bu senenin gazetemizle sıkıştıracağız. Ya zaten hepsi 500 metre. Belki ya gelir ya gelmez ya. Bu sene hepsi beraber Erciyes tam arkamızda. Evet, sayın izleyiciler, muhtarımın mahallesi Erciyes'in tam eteğine kurulmuş. Doğru mu efendim? Evet. Siz de dönün efendim şöyle. Evet. Erciyes'i görüyorsunuz sayın izleyiciler. Muhteşem kar halen bembeyaz örtüsüyle duruyor. Evet. Hava soğuk. İşte muhtarım da montunu giymiş. Bizim kameran arkadaş da montunu giydi. Ancak ben genç delikanlı olduğum için gördüğünüz gibi yelekle duruyorum. Doğru mu efendim? Evet. Onu da belirtelim. Evet muhtarım, başka hangi hizmetleri yaptırdınız? Başka hangi hizmet? Okulumuzu yaptırdık işte buraya. O zaman belediye değildi işte. O zaman şeyin işbirliğiyle işte özel idarenin işbirliği, evet. Vatandaş işbirliğiyle yani benim dönemimdeki yapılanlar. Bu ülkeye işte... Kaçıncı dönemsin abi? Birinci dönem mi? İkinci dönem. İkinci dönemsin. Köy, son köy muhtarlığı mı yaptınız? Son köy muhtarlığı. Yaptınız. Evet, ilk mahalle muhtarlığı. İlk mahalle, evet. İşte bizim Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi. Aynı zamanda muhtarları biz ne yapıyoruz? Tarihe not düşüyoruz. Bu Kamber Mahallesi sakinleri veya köy sakinleri 100 yıl sonra, 200 yıl sonra internete girdiğinde köyler ne zaman kapanmış? Son köy muhtarı kimmiş? İlk mahalle muhtarı kim seçilmiş? Ne iş yapmış? Bunların hepsini izleme şansına sahip olacak. Ne kadar güzel değil mi? Tarihe geçiyoruz. Tarihe geçiriyoruz muhtarlarımızı. Bir de dedi ki ben ya Mehmet Bey gibi muhtarları çok seviyorum. Gerçekten biz gerçekten Türkiye'de özgür basın varsa her şeyi olduğu gibi gösteren halkın yanında ve devletin yanında olan bir gazete varsa o da Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi. Yapılan hizmet için teşekkür ediyoruz. Doğru mu efendim? Şimdi şu yani biz şikayet anlamında değil yani. Evet tabii. Eksikleri tamamlayarak ve yetkililere de kendi ağzımızdan yani yapılan yanlış işleri de onlara söylememiz gerekiyor. Mutlak. Yani. Az önce bu bizim sorumluluğumuz. Evet, parke taşı döşenmiş, bordur taşları bozulmuş, orada parke taşı dağılıp gidiyor. Orada komple dağıldığında ne olacak? Yine muhtarın... Çorap söküğü gibi yani. Evet, yani sökünüp yazık, gidiyor. Ya çünkü benim içim acıyor yani. Çünkü doğru söylüyorsunuz, hatırlıyorum. Yani. Vatandaşın parasıyla, bütün vergilerle... işte yapılan bir hizmet. Yapılan işlerinde evet. Biz de arkasında durmamız gerekiyor yani. Evet muhtarım. Karşına adada çıktı mı? Yok çıkmadı. Adaysız muhtar mısın? Yok, evet. Evet görüyorsunuz. Bu da benim köyümün iyiliğinden yani. Başka gerçekten, var mı Talas'ta adaysız çıkmayan köy var mı? Bir köy var, o da Sosun köyü. Sosun dediğimiz Ortakava. Ortakava köyü. Evet. Orada da mı çıkmadı? Orada da çıkmadı. Evet o arkadaşımızla da görüşelim. Yani buradan vatandaşımız ne yapıyor? Muhtarımızı seviyor. Gel kardeşim muhtar, vatandaşımız diyelim. Bu evet, köylü müsünüz? Canım, evet, köylüyüm. Evet, sizi tanıyalım. Salih Karduman. Salih Karduman. Evet. Evet, Karduman işte Erciyes'ten almış. Hem kar var hem duman var evet. Sayın izleyiciler. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Gerçekten hava serin arkadaşlar, onu da belirtelim.
Evet, muhtarımdan memnunsunuz demek ki köy halkı karşısına rağmen çıkartmamış, sevilen, sayılan bir arkadaşımız. Evet, artı sizin için de mücadele ediyor. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Dedi ki her şeyi yazacaksan, yayınlayacaksan dedi. Değil mi efendim? Evet. Öyle dedi. Biz de dedik ki her şey olduğu gibi yayınlıyoruz. İşte size de gösterdik basılı yayınımızı. Artık bunun da bu röportajımızı da dünyadaki bütün Kayserili vatandaşlarımız izleme şansına sahip. Özverili ve çalışkan bir muhtar, vatandaşını ve mahallesini, köyünü düşünen bir muhtarımız sayın izleyiciler. Onu da ya muhtarların hepsi genelde düşünür yani. Ben hiçbir zaman hiçbir ya muhtarın düşün muhtar köyünü denk düşünmeyeceğini ben ihtimal vermiyorum. Aracımın gitmediği köy yolları var abi ya. Onu demiyorum yani. Ya herkes mücadele ediyor. Yani. Evet ediyor. Ben onu görüyorum. Evet. Yani. Başka hangi hizmetler yapılmalı mahallemize? Eski yani köyünüz mahalle oldu. Köyümüz mahalle oldu. Kahvehanede arkadaşlarımız bize sistemde bulundu. Doğru mu efendim? Otobüs hattı az önce işte ben yan komşu mahalleden geliyorum. Çatakdere. Orada belediye otobüsü duruyor sayın izleyiciler. Zamanı geldiğinde oradan kalkıyor. Evet, Çatakdere'den buraya ara yol yapılırsa. Ara yol var. O ara yolun da biz kaç kilometre asfalt olan yapılmış? 4 kilometresi yapılacak yani. Biz onu kaç, zaten 1 kilometre yapılmış galiba değil mi? Bizim belediyenin kontrol şefiyle zaten gitti burada. Bütün altyapısını, evet. Şeysini tamamıyla programını kendi şeysine arşivledi ve onu gündeme aldı ama bunu büyükşehir yapacağı için Talas Belediyesi bu konuda buranın maliyetini kaldıramıyor yani. Evet, bunu büyükşehir belediyesi yapmalı sayın izleyiciler. İşte halkın sesini biz duyuruyoruz. Kimle duyuruyoruz? Halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla duyuruyoruz. Kahvehanedeki bütün vatandaşlarımız dedi ki buraya otobüs hattı mutlaka ne yapılmalı, düzenli olarak gelmeli. İşte yan komşu köy toplam arası 6 kilometre, 2 kilometrelik yer yapılmış, 4 kilometrelik yol ham toprak duruyor, stabilizesi de yok. Biz o yoldan geldik aracımızla, yavaş yavaş geldik tabi altını vurmamak için. Biz mutlaka işte Kayseri'den artık iki mahalleyi birbirine arayan, bağlayan mahalle yollarının asfaltlanmasını istiyoruz. Çünkü biz Kayseri'de toprak yol var desek bize gülerler. Doğru mu efendim? Çünkü Türkiye'nin en gelişmiş il şehirlerinden bir tanesi büyükşehir. Onu da belirtelim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Çelik'ten mutlaka bu yolu da Mustafa Çelik'ten Atatürk Üniversitesi'ne gitti. Buradan da bakarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Kayseri'mizi çok güzel bir koruma getirdiği için. Evet, başka ekleyeceğimiz konu var mı Mehmet? Başka da işte gittiğimiz zaman orada evet, yani şunu soracağım muhtarım. Hep muhtarlara soruyorum. İlk muhtar seçildin, kaç lira lirası alıyordun? Kaç lira alıyordun? 2020 lira mı? Ne aldın? 300 lira civarında alıyordun muhtarlar. Hatta 290 lira. Evet, 280 liradan başlamıştı sizin eve. Az gelişe doğdu, yeterli mi? Yeterli ama. Emekli misiniz? Emekli değil. İnşallah. Muhtarlar. Gariptir yani. Hiçbir zaman kabul edilmeyecek bir şey. Madem ki statüdeyse bunların sosyal ve bütün primleri hakları verilmeli diyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımız ona söz verdi biliyorsunuz. Ya söz verdiyse bir an evvel yapsınlar abi. Evet. Muhtarımıza bu kanunu bir an önce çıkmasını belirtti. Biz de kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz adaysız muhtarımıza.